ChatGPT ve Canva sayesinde aylık 400 dolardan daha fazla kazanabileceğini biliyor muydun? Bahsettiğim iki uygulamada %100 ücretsiz. Videomuza geçmeden önce, daha önce videosunu yayınladığım bir yapay zeka coin projesiyle ilgili bir durumu paylaşacağım. Battlesteed hakkında. Bir airdrop projesi barındıran Battlesteed ile sadece kayıt olup verdiğim davet kodunu girince airdrop kazanıyordunuz. İşte bu airdropları hesabınıza çekmek için yöntem bulduğunu iddia edenlere inanmayın. Bununla ilgili birçok video var ancak bunlara kulak asmamanızı tavsiye ederim. Henüz borsalama gerçekleşmedi. Bu airdropları çekme gibi bir yöntem ya da ihtimaliniz şimdilik yok. Zamanını beklemeniz gerekiyor. Gerekli güncelleme olduğunda sizlere bilgi veriyor olacağım. Bu arada airdrop halen devam ediyor. Ücretsiz şekilde kayıt olmaktadır. Ve ücretsiz şekilde airdrop almak isteyenler video açıklamalarındaki linkten kayıt olabilir, davet kodunu bu kısma dokunup buraya yapıştırarak airdropunu alabilir. Tabii ki yatırım yapmayacağız, bu tip sistemler her an çökebilir, sadece airdropumuzu ücretsiz alıp borsalanmayı bekleyeceğiz. Şimdi ilk adımımıza hızlıca geçiyoruz. Canva'dayız. Canva günümüz dünyasında tüm grafik tasarım programlarını geride bırakıp yapay zeka desteği getirdi. Biliyorsunuz Canva'da her türlü sosyal medya tasarımı yapabiliyordunuz. Hatta bununla yüzlerce dolar kazanan arkadaşlar var. Şimdi ise Canva bizlere yapay zeka deneyimini yaşatacak. Arkadaşlar Canva'ya ücretsiz kayıt olduğunuzda alt kısımda sizlere verilen hediyeler olacak. Bu hediyeler tamamen yapay zeka destekli arkadaşlar. Eskiden kayıt olmuş kullanıcılarda da bu bölüm olacak. Burada hediye ikonları göreceksiniz. Üzerine tıkladığınızda size tanımlanan tasarım bölümünü kullanabiliyor olacaksınız. Çeviri aracı, sihirli yazı deneyi, sihirli düzenleme ve silgi, çizim aracı, animasyon, ritim senkronizasyonu ve metinden görsele özelliği gelmiş durumda. Peki bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bugün bu iki seçeneği kullanacağız. Birincisi animasyon oluşturun, ikincisi metinden görsele özelliği. Bunları kullanmadan önce ChatGPT'ye bir hikaye yazdırmamız gerekiyor. ChatGPT 4'e. Hemen daha önceki videoda da açıkladığım ChatGPT 4'e ücretsiz olarak erişiyorum. Arkadaşlar bunun için Microsoft Edge aracılığıyla Bing uygulamasına erişmeniz gerekiyor. Gerekli linkleri video açıklamalarına bırakıyorum. Daha sonrasında Edge ana sayfasında sizleri böyle bir bölüm bekleyecek. Burası Edge'in ana sayfası arkadaşlar. Ve sağ üstte B logolu bir bölüm göreceksiniz. Buna tıkladığınızda ChatGPT sayfasının yan kısımda açıldığını göreceksiniz. Burası aslında ücretli olan ChatGPT 4'ü ücretsize çevirebildiğimiz bölüm. Şimdi dostlar buraya konumuzu yazacağız. Yani ChatGPT bize ne versin istiyorsak onu yazacağız. Ben buraya filler hakkında 1500 kelimelik masal yazar mısın diyorum. Üstten oluştur sekmesinin seçili olduğuna emin oluyorum. Buradan yazının tonunu seçiyorum. Ardından alt kısımda paragrafı seçiyorum. Uzunluk bölümünden kısa, orta, uzun seçeneklerinden birini seçiyorum ki ben orta seçtim. Daha sonrasında taslak oluştur diyerek ön izleme bölümüne 1500 kelimelik masalımın yazılmasını bekliyorum. Evet, ChatGPT 4 masalımızı oluşturmaya başladı arkadaşlar. Şimdi burada durduruyorum. Bu kadar metin örnek için yeterli olacak. Sizler bu metnin bitmesini bekleyin arkadaşlar. Yani masalınızı tamamlamış olun. Şimdi metnimizi yazdık. Bunu nerede kullanacağız? Hemen Canva'ya geçiyorum. Canva'da alt kısımda metinden görsele özelliğini deneyin bölümü var. Bir kez tıklıyorum. Dene diyorum. Sizlerde de aynı şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Ve üst kısma yazdığım metinler sayesinde görsel oluşturulmasını sağlayacağım. Örneğin buraya birbirlerine bakan iki beyaz fil yazacağım. Ve alt kısımdan stiller bölümünden film tadında mı, masalsı mı, fotoğraf mı, retro anime mi, sulu boya mı seçeneklerinden masalsıyı seçiyorum. Ve alt kısımdan görsel oluştur diyorum. Kare oluşturulmasını istiyorum. Görsel oluştur dedim. Ve Canva'nın ücretsiz olarak görsellerimi oluşturmasını bekliyorum. Şimdiden oluştu bile. Canva bana 4 adet görsel verdi arkadaşlar. Bunlardan ilkini seçtim ve sayfama ekledim.
Şimdi bu bölümü büyütüyorum. Evet, ikinci sayfamıza geçelim. Diğer görselimizi ekleyelim, büyütelim. Bu şekilde örnek olarak 4 sayfa oluşturuyorum arkadaşlar. Dördüncüyü de ekledim, büyütüyorum ve şu anda 4 sayfalık bir hikaye görselini elde etmiş durumdayım. Evet dostlar, şimdi yapmamız gerekense sol kısımdan metin bölümünü seçmek ve varsayılan metin stilleri altından bir başlık ekleyin diyorum. Az önceki ChatGPT 4'ün filler hakkında yazdığı masaldan bir bölümü kopyalayıp Canva'da eklediğim metnin üzerine yapıştırıyorum. Şimdi metni düzenleyeceğim arkadaşlar. Görselimin ön planda olmasını istiyorum. Bu yüzden aşağıya doğru metnimi çektim. Ve tabii ki yazının üzerinde görünebilir olması için buraya birkaç özellik ekleyeceğiz. Öncelikle çocuk masalı yapacağımız için metinlerin biraz daha görünür olması bizim için önemli. Hemen hepsini seçtim. Buradan daha görünebilir bir yazı tipini seçiyorum. Daha sonrasında efektler bölümüne gelip buradan arka plan seçeneğine tıkladım. Gördüğünüz gibi yazıma bir arka plan eklendi arkadaşlar. Ve yuvarlaklığını buradan ayarlayabiliyorum. Yayılımını ayarlayabiliyorum. Dilersem arka planın şeffaflığını ayarlayabiliyorum. Hatta dilersem arka planın rengini bile buradan değiştirebiliyorum. Bence siyah olarak kalsın. En azından daha görünür olacaktır. Biraz daha metnimizi büyütelim. Tam sayfaya uygun olmuş olsun. Evet, bir zamanlar ormanın derinliklerinde yaşayan bir fil ailesi vardı. Birinci sayfamız hazır arkadaşlar. Şimdi ikinci sayfamıza geçelim. Evet arkadaşlar, 4 sayfalık masalım hazır. Şimdi bunları bilgisayarıma kaydediyorum. Sağ üstten paylaş dedim, indir dedim. PNG formatında 4 sayfamı da bilgisayarıma indiriyorum. Daha sonra Canva'da işimiz bitmedi dostlar, devam edeceğiz. Evet, görsellerimiz bir zip dosyası olarak bilgisayarımıza inmiş oldu. Şimdi tekrar Canva ana sayfasına döndüm ve animasyon oluşturun bölümüne dokunuyorum. Dene dedim. Arkadaşlar, burası Canva'nın herhangi bir bileşene animasyon oluşturtabildiğiniz bölümü. Gördüğünüz gibi bir yol çiziyorsunuz ve Canva yapay zeka sayesinde bu yolu bu nesneye takip ettiriyor. Şimdi tabii ki biz bu örnek sayfaları sileceğiz. Şimdi yüklemeler bölümünden dosya yükle diyerek birinci görselimizi buraya yüklüyoruz. Az önceki masal sayfamızın birinci görselini. Evet, buraya sayfaya göre uyguluyorum. Hemen böyle sağdan soldan biraz çekiştirelim. Ve ilk sayfamın arka planının sayfayı biraz daha öne çıkaran bir renk olmasını istiyorum. Yani koyu tonlar kullanacağım. Ben ilk sayfa için siyahı kullandım arkadaşlar. Hatta bileşenler bölümünden bu yandaki boşluk kısımları bu şekilde yıldızlarla ya da farklı görsellerle zenginleştirebilirsiniz. Ben yandaki boşlukların bu şekilde olmasını istiyorum. Hemen sağ kısma da uyguladım ve güzel bir masal sayfası oluşturmuş oldum. Şimdi neden animasyon bölümüne girdik? Arkadaşlar, hikayenin daha anlaşılır olması için buraya bir animasyon ekleyeceğiz. Her sayfaya bir animasyon ekleyeceğiz arkadaşlar. Bir zamanlar ormanın derinliklerinde yaşayan bir fil ailesi vardı. Hemen şöyle bileşenlerden birini ekleyelim ve bileşenimiz buradan başlayarak ekranın soluna doğru süzülmüş olsun. Evet, bileşenimizi ekledik. Animasyon oluşturun diyoruz ve buradan görselimize yolunu çiziyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi animasyonumuz hazır. Hızını en düşüğe aldım. Şimdi oynatalım. Hikaye akarken aynı zamanda animasyonumuzun da bu şekilde videoda geçiş yapmasını istiyoruz. Tabii ki daha çeşitli özellikleri kullanabilirsiniz. Bileşeni yola yönlendir dediğinizde ise daha çeşitli hareketler çizecektir. Bileşenin yönünü değiştirecektir. Evet dostlar, hikayemizi yaptık diyelim. Peki biz bununla nasıl para kazanacağız? Dostlar, tabii ki YouTube'dan. Evet, paylaş diyorum, indir diyorum ve MP4 video olarak bilgisayarıma indiriyorum. Bu görsel bilgisayarımıza inene kadar çocuk animasyonu kanallarının ne kadar kazandığını birlikte inceleyelim. Evet, masal konulu herhangi bir kanalın ismini kopyalayıp Social Blade'e yapıştırıyorum ve arama yapıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kanalın gelirleri ortada. Şu anda bir videodan 308 dolarla 4900 dolar arası para kazanıyor. Ve burası gün gün, görüyorsunuz İngilizce şekilde günler burada,
İzlenmeleri burada, kazançları burada. Şu anda gördüğüm kadarıyla en az kazandığı tutar $150'la $2400 arası olmuş. Evet, gördüğünüz gibi $400'dan daha fazla kazancı mevcut. Ortalama olarak aldığımızda yine $400'dan fazla ediyor. Şimdi az önce indirdiğimiz masalımızı Media Player'da açalım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi masalımızın ilk sayfası hazır. Sizler de bu şekilde, hatta daha da geliştirerek masal konulu bir YouTube kanalı açabilir ve buradaki gelirleri elde edebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.